merhaba. Babamdan sınıf arkadaşlarım için kale yapmasını istedim. Babam da beni kırmadı, ben de ona yardım ettim. Haydi hep beraber izleyelim. Evet, şöyle kalan parçaları bunları şöyle hafif sımparaladım daha önce. Şöyle tam da görünüyor herhalde. Şununla şöyle karbon kağıdıyla geçirip buna göre keseceğim. Şöyle mi yapsam? Evet. Elimi kaldırmadan çizmeye çalışıyorum. Çünkü yapıştırmadım, sabitlemedim. Birkaç çizgi düşüncesiyle şöyle bir bakayım. Eksik bir yanı var mı? Evet. Şu şekilde. Evet, kamera herhalde netleştirdi. Bu daha önce çalıştığım artan malzemelerden. Bu da yine kavak kontraplak. Aynı şekilde buna ve şuna da işaretleyeceğim. Daha sonra kesim yaparken yine çekerim bir video daha. Evet, şöyle şu şekilde çıkardım. Şimdi bunların etrafını kesip içlerini yakacağım daha sonra. Şunu keserek başlayalım. Evet, her zamanki gibi yine sabunla yumuşatıyoruz. Keserken fazla konuşamadım. Konuşamıyorum. Şöyle şimdi çıkardım. Evet. Daha sonra şunları da keseceğim. Ondan sonra yakma için tekrar başka bir parça daha çekerim. Evet. Zımpara işini Hatice çevire çevire sadece köşelerini yapacak. Çünkü diğer tarafları ben daha önce zımparalamıştım. Evet. Zımpara işinde bana hep yardım ediyor Hatice. Daha hızlı sür. Çevire çevire çevire. Ve şöyle yatır. Bir de böyle sür. Öyle daha kolay olacak. Zaten üst tarafında herhangi bir şekilde iz olmaz. Bu kalın zımparaydı. Onu bırak şimdi ya da üzerine koy. Neyse fark etmez. Evet, şimdi bir tur da onu attır.
Çevire çevire. Çok çevirme, bastır biraz. Yatır yine. Evet, nasıl ince toz çıkıyor. Hızlı 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 hızlı. Ver onu, sen diğerini al. Evet. Şöyle. Şuralarda böyle küçük şeylerde müdahale edeyim. Burası gayet güzel. Henüz yakmadık. Şurada izler var. Bunlar ahşabın dokusundan kaynaklı. Evet, şuraları ben zımparayla biraz daha düzeltirim. Önce şu kalınla zımparalasaydım. Neyse. Dur bakayım. Şöyle neresiydi? O bir yerde çok bir belirgin bir şey vardı. Şuydu galiba. Şöyle netleştiremiyor. Hareket etmesene bir Hatice. Kamera. Şurada bir şey var. Evet. Pürüzlü yer var. Şimdi bakın onu şöyle hafif hafif döndüre döndüre. Evet. Kayboldu. Alt tarafında da bir dakika. Çevirmeden. Evet. Bu yüzey çok, bu yüzey çok güzel oldu. Buralara isim yazacağız. Daha önce bu zımparadan bu ne zımparası ya, bu kolyeden 25-30 tane yaptık. Böyle her seferinde Hatice yardım etmedi ama. Bazen ediyor. Bazen canı istemiyor yardım etmeye. Evet. Şöyle. Şurada da bir geçiş yeri var. Yok ama kamerada gözükmüyor. Neyse. Orayı da ben çekiyorum. Birazdan kurşun kalemle isimleri yazıp daha sonra yakmaya geçeceğiz. Evet. Şimdi yakmaya geçtik. Artık bir tanesini yakacağım. Şurada arka süngerini hafif ıslattığım, nemlendirdiğim özellikle ucunda biriken tortu yükülü silmek için kullandığım bir kağıt zımpara, kum zımpara. Evet. Şöyle bir bismillah diyelim. Biraz yüksek açmışım ama. Kayıt alırken kamera ışıktan dolayı görmedim, fark edilmiyor. Şunu birazcık kısıyorum. Bakın hemen tortu şeye çıkıyor, zımparaya. Bakın soğuyunca biraz daha yavaş oluyor. Evet. Biri tamam gözün ya da kalbin. Bir yandan üflüyorum dumanı bana gelmesin diye. Hem dumanı gelmiyor hem de ısınma biraz daha az oluyor. Ben yakmaya devam edeceğim. Videoya daha sonra boyama için devam edeceğiz.